Merhaba arkadaşlar. Bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıfta okuyan ikiz kardeşler Eren Aslan ve Emre Aslan'la beraberiz. Eren ve Emre kanaldan öğrencimiz, hatta geçen yıl Emre ile biz yazışmışız değil mi Emre? Aynen öyle, yazıştık. Töler sınavından sonra şimdi sohbette de konuşuruz onu. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum arkadaşlar. İkiniz de. Yani çok başarı hikayesi çektim. Bu 67. ya da 68. olacak muhtemelen. Tabii ilginç, yani iki kardeşin aynı okulu kazanması, aynı yerde okuması bence ne bileyim çok mutluluk verici bir şeydir. Yani evet, kesin belki dezavantajları da vardır. Birazdan konuşacağız onları. Biraz öyle şeyler oluyor. Birazdan görürüz hocam. Şimdi netlerini arkadaşlarımızın sizinle paylaşayım. Eren'in TYT'si Türkçe 32,5 net, Matematik 38,75, Sosyal 13 net, Fen 19 net sevgili arkadaşlar. AYT'de Matematikten 39 net, Fen'den 37,75 net yaparak 1839. sıralama yapmış. OBP'si 84 Eren'in. Eren ve 500 kişi kadar geri atmış değil mi? Evet hocam. Evet. Hemen 500 kişi kadar geri atmış. Emre'nin netlerine bakalım. Türkçeden TYT 35'e 5, Matematikten 35'e 4, Sosyalden 14'e 3, Fen'den 18'e 2 yapmış. AYT'de Matematik 38'e 2, Fen 37'ye 2 yapmış. OBP 91, 3483. olmuş. Kaç kişi geri attı? 300 kişi kadar. 300 kişi kadar da evet, OBP'den dolayı bir geri gelme söz konusu. Şimdi arkadaşlar öncelikle tebrik ediyorum gerçekten, hani ilk 5000 çok iyi sonuç benim için, gerçekten hani bayağı emek gerektiriyor. Şimdi bu emek nasıl oldu, ne zaman başladı, bunları dinlemek istiyoruz sizden. Mesela Eren 9. sınıfta çalışıyor muydun, oradan başla. Hocam ben 9. sınıfta okul sonuncusuydum ortalama olarak, ben bunu tescilledim ama. Nasıl yani? Ortalama olarak 72 idi ortalamam. Heh. Okulda son sıradaydım ortalam. Zaten okula son giren de benim. Normal, ben Anadolu Lisesi'ndeyiz. Peki. Her şeyim çok kötü. Ailemle biraz sorun yaşıyorum. 9'da açıkçası çalışıyor muydunuz dersen çalışmıyordum ama çalışmadığımın karşılığını da alıyordum hani. Bayağı kötü. Bayağı alıyormuşsun. Aynen. Senin nasıldı 9? Hocam ben Eren'e göre daha iyiydim ama benim de davranışsal sorunlarım vardı. Nasıl yani? Ben yine biraz çabalamaya çalışırdım ama benim sıkıntılarım biraz daha davranışsaldı. Davranışsal sıkıntılar. Anladım. Yani derslerle ilgili sorun yoktu. Derslerle ilgili de sorun vardı. Olmaz olur. Bizde kalmayacak. Kimin ikizi? Genetik hani. 9. sınıfta olunca biraz. Ha. Kimin ikiziyim hocam? Kimin ikiziyim? Peki 10. sınıfta neler yaptınız? Hocam 10. sınıfta birazcık öğretmenler pohpohladı. Hani yeni öğretmenler geldi. Daha yeni yeni girmişler hani öğretmenlik işine ve onlar birazcık... Genç öğretmenler. Aynen. Ha. Ve biraz iyi davrandılar. Biz de biraz uğraştık. Hani yazılılardan önce en azından bir çalışıyorduk. Yine çok yüksek değildi ama 88 ortalama yaptım. Bir de takdir aldım hani. Lisedeki ilk takdirim. Senin nasıldı? Hocam bu arada ben 9. sınıfın 2. dönemini düz geçtim. 2. sınıfım nasıl geçti hocam? Ailemi daha fazla üzmemem gerektiğini fark ettim ve Minecraft oynamaya başladım. Güzel. Hiç, yani ders çalışmadım. Yine çalışmıyorum ortada. Ama tabii ki de bu 10. sınıfın sonuna kadar olan süreç. 10. sınıfın sonuna kadar düzgün bir çalışmamız yoktu. 10. sınıfta çalıştı hocam, yalan söyleyeyim. Ne çalıştı? Peki 11'de? Şakar mı? 11'de? Hocam 11'de ben ilk dönem biraz saçmaladım ama ikinci dönem bir kendimi kapattım. Hani size anlatamam. Günde 6 saat, 7 saat ders çalışıyordum. Bir de nasıl oldu derseniz eğer. Ya belli olaylar yaşadım, saçma sapan şeyler yaşadım. Sonra bir boşluğa düştüm. Dedim hani 11'in konuları da biraz zevklidir. Öğrenci arkadaşlar da bilecek yani, anlarlar. 12'si mezun öğrenciler bilirler. Hani dedim bu konulara çalışılıyor. Oturdum bunlara, günde 6-7 saat çalışıyordum. İkinci dönemim bayağı güzel geçti hani gerçekten. Onun dışında da 11'in ilk döneminde de yani bilinçsiz çalışıyordum ama çalışıyordum hani. Bilinçsiz çalışıyordum ama çalışıyordum diyorsun. Senin nasıl doğum? Hocam 11-12'yi şöyle özetlersem 2 senede 4 senelik çalıştım yani. Gerçekten çok iyi çalıştım. Çok çalıştım diyorsun. Hani o ikinci dönem başladım diyor. Ben birinci dönemin başından itibaren hani mantık arkadaşlar bilir, matematiğin ilk konusudur. Hı hı. Kimse mantığa çalışmaz 12'de hani. Çünkü basit bir konu. 11'de. 12'de mesela sınava hazırlanırken demeye çalıştım. Mesela ben mantığa bile yani haftalarca çalıştım, böyle soru çözdüm falan, geri dönüyorum mantığa baştan bakıyorum falan. Hani bayağı çabaladım. Peki yani. 11'de ne oldu da böyle dank etti yani? Biri bir şey mi söyledi? Ya hocam. Yani evdekiler mi bir şey yaptı? Şimdi evdekilerle benim hep ders konusunda sorunum oldu. Çünkü benim bir ikizim var ve bu adam hep benden üstü olduğu için mesela kıyas yapıyorlar. Bizde komşunun çocuğu yoktur. Bizde Emre var. Evet. Sonuçta öyle söylemiyor. Sonra hocam dershanede
Tabii ilk girdiğim denemede ben 200 puan aldım TYT'de. 11. sınıfta ilk TYT, yani YGS'ydi o zaman. YGS denemesi olduk, ben 200 aldım, herif 360 aldı. Maşallah. Hocam toplama işlemi sormuş zaten şimdi. Ya abi. Ben çalıştığımı inkar etmiyorum hocam, ben hayvan gibi çalışıyorum ama hani bunun yanında... Ya ben sadece puanı söylüyorum. Sonra hocam baktım hani bu böyle, bir de 80 kişilik dershanede ben 40. oldum. Ha hırs ettim mi dersen gram etmedim. İnanın ki gene hırs etmiyorum. Diyorum ki hani hallederiz ya. Hallederiz, yaparız. Aynen, yaparız ya diyorum. Birinci dönemde birazcık kız arkadaş olayları oldu. Biz saçma sapan şeyler yaşadım. Bayağı böyle bir ergenliktendir depresif hale girdim. Evet, sonra, ergenim gerginim. Aynen, 15 tatilde hocam baktım hani... Boşum, hiçbir şey yok. Arkadaşım desen hepsi ders çalışıyor. İkizim desen o da ders çalışıyor. Dışarı çıkıyorum. Kimse yok. Kimse yok hani. Çıktığımda geri yukarı çıkıyorum. Dedim ben de biraz çalışayım. Bir de hani bir ilaca başladım. Çocukluktan beri bende bir sorun vardı. Hiperaktivite vardı. Sonra o biraz yardımcı oldu odaklanmamda. En son hani 15 tatili çok güzel geçirince bir denemeye girdik mesela ikinci dönem. İkinci oldum 40. Oo, süper. Bir de o dakikadan sonra artık şey başlar hani. Yükselmek değil de bulunduğun yeri koruma korkusu. Tamam. Hani ikinci oldum, hani düşer miyim diye uğraşıp daha çok çalışıyordum. Dershaneye mi gidiyordunuz? Aynen hocam. Aynı dershaneye. Sen bilgisayar oynamayı ne yaptın bu arada? Hocam 11'e geçtim, bir şeyleri sorgulamaya başladım. Dedim nereye kadar böyle gideceksin? Hani o zamana kadar bir şekilde hayata atılırım diyordum. 11'de dedim ki nereye kadar gideceksin? Artık bir hayat amacı olsun senin dedim. Ders çalışmaya başladım. Hani benim herhangi bir değildi hani nasıl diyeyim? Çalışıyordum. Ben ilk dönemde başarılıydım, ikinci dönemde başarılıydım. Benim için tek sıkıntı okuldaki denemelerdi. Biraz kalitesiz denemeler oluyordu. Kalitesiz denemeler olunca da çok böyle... Çıldırıyorsun değil hani mi? Hak etmeyen demeyeyim de. Hak etmeyen diyelim. Hak etmeyen. Tamam. Onların hiçbiri hak etmeyen. Şimdi biraz kıskançlık yapayım. Hak etmeyen adamlar beni geçmeye başladı böyle. Orada biraz moralim bozulmuştu. Sonra bizim bir indirim sınavı olayımız oldu. Sonuçta biz iki çocuğuz. Hani bir dershaneye kadar olacaksak bile babam için iyi bir para demek. Yani bu arada baba memur, anne memur. Baba polis memur, anne memur. Baba polis memur, anne memur. Hani babam için zorlanırlardı. Bize belli etmezlerdi ama zorlanırlardı. Ve o zamanlar derslerim biraz düşmüştü. Yani dershanede 15. diye kadar düşmüştüm. Konu indirim olunca işte biraz çabaladım. 600 kişi de 3. oldum. Siz bize indirim değil hocam. Vay, 2. oldun, 3. oldun. Aynen. Yani burada çok net daha bakın. Yani bu konuşmanın finali gelmeden, daha gerçek sınava gelmeden... Hani çalışınca ortaya nelerin çıktığını hocam, görüyorsun değil mi? Olmuyor evet yani. Ve aslında hocam 11. sınıfta biraz fazla üstünde durabilir çünkü 11. sınıf gerçekten kemik hani. Kırılma zamanı. Hani 11'de çalışan adam 9-10'a ne kadar kötü olursa olsun bir şekilde yapıyor. Hallediyor değil mi? Aynen bir şekilde. Ya ben şöyle düşünüyorum yani bunu çoğu zaman hani insanların kırılacağını düşünüyorum. Mesela 12. sınıfta çalışmaya başlayanlar var özellikle ama bu sınavın 2 yıllık ciddi bir çalışma gerektirdiğine inanıyorum ben. Aynen öyle kesinlikle. Yani hani... Tamam lisede biyoloji öğrenirsin, fizik öğrenirsin, matematik öğrenirsin eyvallah ama sınav başka bir şey yani. Aynen öyle. Sınav ciddi bir 2 yıllık çalışma gerektiriyor. 11. sınıftaki çalışma sizi 12. sınıfta... Bizi kurtardı hocam. Değil mi? 11 aslında hani şimdi döndüğümde hani 11 mi 12 mi desen bizi 11. sınıf kurtardı. Çünkü biz 12'de Eren de ben de neredeyse 11'in konularına hiç bakmadık. Full 12 çalıştık. Böyle olunca da zaten ayrıca sonuçlarda 2 yanlışı var. 12. sınıfta böyle aşırı bir performans göstermemize gerek kalmadı. Çünkü ne yaptınız? Ben şöyle mi? Doğru mu anlıyorum? Şimdi 11. sınıfı 11. sınıfta hallettiniz. Evet. Yazın 9-10 çalıştınız. Aynen. Kesinlikle. Ya süper. Yani 11. sınıflar şimdi sürekli videoların altına yorum yazıyorlar. Hocam işte bize video çekin, bize video çekin. Ben bunu aylar önce söyledim. Ben bunu geçen sene de söyledim. 11'i 11'de halledip yazın 9-10 çalışıp 12'de 12. sınıfı hallederek ve sınava çalışarak bu işi götürebiliriz. Kesinlikle hocam. Arkadaşlar, çok karmaşık işlere göre. Arkadaşlar vereceğimiz ilk tavsiye ikimizin de şudur. Hani 11. sınıf gerçekten çok önemli. Senin sınavını 11. sınıf belirliyor. 11, bizde 12'de bizden çok daha fazla çalışan adamlar gerçek sınavda geçemediler. Hani şöyle söyleyeyim sebebi. Hani o adamlar 12. sınıfta çalışıyordu ama 11'e de çalışmak zorundaydı. Ama biz öyle... bir şey zorunda hocam, değil. Hocam bir de büyük yanlışlardan biri de şudur. Siz de bilirsiniz. 11. sınıfta oturup YGS çalışılıyor. Yani bu o kadar yanlış bir şey ki aslında. Tamam, 11 çünkü yani. Bitmiyor. Hani gerçekten bitmiyor. Müfredat bir kimya kitabı var bu kadar. Biyolojiyi zaten siz biliyorsunuz. Matematik, fizik için de aynısı geçerli. Aynen. 11 dediğiniz gibi hani 11-11'de halledilecek. 11-11'de halledilecek. 11 için yani 11'de artık yani şimdi ya arkadaşlar bir de şöyle de bir şey var.
Geçen yıl bu sınava 2 milyon 300 bin kişi girdi. Aynen öyle. Bu sene 3 milyona yakın insan girecek. Girerek giren öğrenci sayısı artıyor. Evet. Ve hani iyisen daha iyi olmak zorundasın. Kesinlikle. Her sene biraz daha iyisi oluyor. Onu da fark ediyorsun. Mesela bizim bir önceki senemiz bizim kadar çalışmıyordu. Ve bizim şu an sınava girecek olan senemiz, neslimiz öyle diyeyim size. 2019 YKS yani sizden daha çok çalışıyor. Bizden çok daha fazla çalışıyorlar. Ya bu böyle de mesela ama ben şunu da anlamıyorum. Şimdi 9'lar 10'lar da kanala yorum yazıyor. Hocam biz ne yapalım? Hiçbir şey yapmayın. Çalışmayın. Yani bence de 9'da 10'da hani kesinlikle çalışmayın. Kimya öğrenin, biyoloji öğrenin, matematik öğrenin. Aslında yani sınav çalışmayın ya. Yani. O kadar doğru bir cümle ki hocam öğrenin. Hani mesela aynen. Bizim sınav sistemimiz kimse şey demesin ben öğreniyorum. Biraz ezbere dayalı bir sistem hocam hani. 11-12'de çalışırsın bazı şeylerin mantığını öğrenirsin ama bazı şeyleri de ezberleyeceksin. 9. 10. sınıfta yazılıya çalışan ezberleyen adamlar 11-12'de hani 11'de ben mesela 9-10'da hiç çalışmamıştım. Çalışan adam da bir şey bilmiyor çünkü ezberleyip unutmuş. Aynen. Hani 9. 10. sınıflar öğrensin ya. Sınav mınav yok üniversiteye gideceğim, tıp okuyacağım, şu bu hikayeleri bıraksın. Aynen. Aynen. 9-10'da kimse ideali olamaz ki yani ne bileyim. Ya var şu anda var. Ya hocam o çok hırslı tipleri geçersek hani bence 9. 10. sınıfta bir insan çok aşırı bir çabalamamalı. Çünkü 11-12'de zaten çabalamak için yeteri kadar zaman ya şu olacak. Çabalamak şudur yani 9. sınıfta 9. sınıfı öğren kardeşim. Üstüne bir şey koymak zorunda değilsin. Tabii. 10. sınıfta 10. sınıfı öğren. Yani her seneyi zamanında halledersen geriye bir şey kalmıyor zaten. Aynen. Sen 12. sınıfta birazcık sınava çalışırsın. Yapacağım bu. Ama tabii hani sonuçta hani hepimiz ayrı dünyalarız. Farklı sorunlarımız var. Aynen öyle. Okullarımız farklı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın söylediği yani diyor ki tercih edilen okullarla diyor. En az tercih edilen okullar arasında diyor. 20 kriter üzerinden karşılaştırma yapılmış. %60'a varan farklar var diyor. Kesinlikle. Şimdi yani tercih edilmeyen bir okulda okuyan öğrencinin de ekstra çaba harcamak zorunluluğu illaki var. Yani diğeri kadar olmuyor. Peki arkadaşlar şimdi 12. sınıfta neler yaptığınızı konuşacağız ama mesela aylardan Şubat sınava 4 ay var. Tamam hocam. Yani bu 4 ay mesela siz hatırlıyor musunuz geçen sene Şubat'ta ne durumdaydınız neler yapıyordunuz? Oh, hocam çok kötüydü ya. Nasıl? Şu an onları çok iyi anlayabiliyorum ben. Hocam o kadar berbattı ki bıkmışsın artık bitsin de kurtulayım diyorsun hani. Ne bileyim çevrende yeni yeni çalışmayı bırakanlar var böyle. Onlara mı katılsam yoksa derse mi dönsem? Bakıyorsun herkes çalışmamaya başlıyor böyle mezuna kalmaya. Zaten o zamanda karar veriliyor hocam. Aralık, Ocak, Şubat hani bu zamanda ben bırakan ondan sonra ben iki tane şey çalışmayı bitiriyor. Ben de mi yapsam acaba? Hani zaten ne olacak ki falan filan. 50 tane şey geliyor kafana. Peki bu kadar hani bu bıkkınlıkta sizi ayakta tutan ne oldu yani? Hocam beni ayakta tutan Emre oldu. O bırakmadıkça ben de bırakmıyordum. O bıraksa ben bırakacağım hani. Ben dünden razıyım. Zaten o ara bir de bende şey vardı hocam. Millet bırakınca benim de Emre gibi bir kırbacım olunca ben yükseldim denemelerde. İkinci oluyorum, birinci oluyorum. Hem onun rahatlığı var. Zaten yapıyorsun diyorum hani. Hem de hani şey diyorum. Hani o zamanki bıkkınlık 11'de çalışmışsın. Yaz tatilinde çalışmışsın. İlk dönem çalışmışsın. Şubat'a gelmişsin artık ölüyorsun hani bir yerden sonra. Evet. Hem 12 dersleri var. Hem diye her hafta bir TYT denemesi oluyoruz. 3 tane TYT denemesi oluyoruz. Bunların netlerini kıyaslıyoruz. Bunların bazen düşüyor, bazen çıkıyor. Aynen. Türkiye'de. O şey nasıl onu soracağım. Yani Emre, denemeler nasıl geliyordu? Yani böyle hocam istikrar var mıydı? İnip çıkıyor muydun? Hocam şöyle hani sıralama olarak istikrarsız değildi. Hani puan olarak istikrarsızdı. Mesela sana çok ağır bir deneme koyuyordu. Mesela Limit'in Türkiye genel denemesi bizim girdiğimiz sayede gerçekten ağırdı. Töder daha basit kalıyordu. Hani puan farkı vardı ama sıralama çok oynamıyordu. Sıralama hep aynı. Netler yani. Peki netler nasıl oynuyor? Netler? Yani insanlar şimdi burada ne sıralamaya bakıyor, ne şeye bakıyor. Bence de öyle zaten. Asıl olan nettir yani. Kaç net yapıyorsun? Hocam o hangi denemeye girdiğinize bağlı. Şimdi size şey vardı mesela ilk denemede toplama işlemi soruyorlar sana. Bildiğin matematikte 40 tane toplama işlemi var. Hani o denemeye girip 110 net yaptığım da oluyordu. Prestij gibi böyle çok kaliteli denemeler vardı. Girip 90 netlere düştüğüm de oluyordu. Hatta 85 neti gördüğüm bile oldu. Ama ben yanlı olarak her zaman şuna bakıyordum. Hani her insanın içinde bir şey olur. Şey dersin, ben bu konuyu biliyor muyum dersin. Ben ondan eminsem geri kalanını sorgulamıyordum. Hani yani denemede önce yapayım yapamam. Aynen ben o konuyu bildiğimi düşünüyorsam sorgulamıyordum. Hani şöyle atıyorum denemeye girerdim. Bilmediğim bir şey mi var denemede? Böyle çok uç olduğunu falan bir soru sonra kestirmeye başlıyorsun. Sen hani bu çok uç bir bilgi ya. Bunu nereden soracaklar falan demeye başlıyorsun. Çünkü bazı yayın evleri çok çok abartıyor zorluğu. Bazısı da böyle öğrenci mutlu olsun diye bir deneme hazırlamış. Ya onun zaten Türkiye genel sınavlarda hocam idealini ayarlayan yayınlar var. Çok güzel. Var ama şimdi var. Mesela biliyoruz 3-4-5 vardı 5, geçen sene. Nitelik vardı. Ama ne var biliyor musun şimdi? Bunlar geçen seneki sınava evet çok benziyor. Ama bu seneki sınava farklı şey. Ya bu sene ne olacak? Bu sene acaba geçen seneki gibi mi olacak? Olursa hocam seneye 4 milyon kişi sınava girecek. Çünkü yani yapmamalar lazım. Yer yok. Anı sınıflarında falan da girecekler herhalde artık. Yani bilmiyorum artık onu nasıl olacak ama bu seneki sınav mesela geçen senekinden bilmiyorum daha farklı olabilir. O zaman
Hani ben şundan yanayım. Farklı sorular görmekten yanayım. Farklı yayın evlerinin sınavlarını çözmekten yanayım. Aynen. Ama ÖSYM çok güzel bir sistem kurdu hocam bu sene. Sorular çok güzeldi gerçekten. Evet. Aynen. Ya ÖSYM'nin soruları her sene öyledir. Yani o soruları beğenmemek gibi bir şey yok. Çok, ben de çok beğeniyorum. Evet. Ama sıkıntı işte dediği gibi. Yani Emre'nin yayın evleri bunu tam tutturamıyor. Aynen. Yani bazıları fantazi yapıyor mesela. Çok net bir şekilde. ÖSYM sorularında şu olay var. Sana diyor ki şu konuyu bileceksin. Bu konunun iskeletini bileceksin diyor. Ben sana diyor ya gerçek hayattan bir örnek sunacağım diyor. Ya da bunu konuyu karıştıracağım. İki konuyu karıştıracağım. Üç konuyu karıştıracağım diyor. Sen de bununla ilgili yorum yapmanı 3-4 kazanımı birden soruyor. Aynen. Yani. Bununla ilgili yorum yapmanı isteyeceğim diyor. Hani şimdi atıyorum şunu düşünenler vardır. Ben o kadar fizik çalışıyorum yükselmiyor netlerim. O kadar matematik çalışıyorum yükselmiyor. Hocam şöyle bir olay var. Sen 10 tane konunun 8 tanesini bitirdiğinde sen %80'lik bilmiyorsun. %50'lik, %60'lık biliyorsun. Hepsine hakim olamıyorsun. Aynen. Onun da bitirdiğin zaman sen %80'lik aynen öyle. Çünkü konular birbiriyle bağlantılı. Sen 2 konuyu biliyorsun o soruda. 3. konuyu bilmediğin için o soru şimdi gidiyor. Şimdi izleyiciler bir yaz tatilini atlattılar hocam. Bu yaz tatilinin başındaki net yükselme mesela bir Emre'de de oldu. Ve Emre hatta bunalıma girdi. Aylarca yükselmiyor hocam. Çalışıyorum ama çalışıyorum içi içinden çıkamıyorum. Ya 103 net mesela kaldı hocam yaz. 160 soruda bu arada. Evet. 103 nette kaldı. Hocam konular bitti bitiyor. Mesela konuları bitiriyor, tekrar ediyor, yükselmiyor ama sonra bir anda yükseldi. 125'i gördü, 130'u gördü, anladınız mı? Aslında ne zaman oldu bu yükselme? Ben yazın başında, sonunda sınava ilk de okulda denememize girdim, 130 net yaptım hani 160 sorudan. Ama ne zaman oldu derseniz biz zaten hocam yazın çok fazla deneme çözdük. Hani ben 90 günlük yaz saatinde 50 tane deneme çözdüm. Aynen, biz her gün deneme çözerdik. Bir tane de ortak, yani yakın öyle arkadaşımız vardı. Onu da alırdık. O da çok şey yapamazdı böyle. Onun doğrularını, doğrusu yanlış, dört yanlış bir doğruyu götürüyor ya. Onu da götürmüyorduk falan mutlu olsun. Morali bozulmasın diye öyle. Görmesin onu da. Diş kazandı hocam sonuçta o zaman. O da diş mi kazandı? Aynen. Ne mutlu ya, daha ne olsun. Adam ya 40 tane doğru yapıyor. İlk denemesi, ama ilk denemesi 37 net olunca hocam bir de 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor. Götürdüğünde ortada elimizde bir şey kalmıyordu. Hocam deneme bitirdik, aşağı inerdik. Bizim aşağıda çardaklar vardı. Çöp tarlası yanmış gördüm. Yere bakıyor. Ya ama burada çok doğru yaptığınız bir şey daha var. Çok deneme çözmek. Yani sürekli hocam ben size şunu da söyleyeyim. Ben 12 sınavın 2. döneminde türev integral ne varsa bitirmiştim tamamen. Hani bu biraz benim şımarıklığımla alakalıydı. Benim abartımdı. Hani ben erken bitireyim biraz önce denemelere başlayayım diyordum. Ben de sistemim tuttu hocam ve ben şey yapıyordum hani TYT, AYT diye çözmüyordum. LYS denemesi de koysaydım ve çözüyordum hani. Maktat karma soruyor. Onur da hatta ben Onur'un videosunu izlediğimde böyle bir şey vardı. LYS denemesi sor banka soru kullanıyor ya. Aynen. Mesela ben hiç TYT matematik kitabı bitirmedim ama ilk çözdüğüm şey sıra dışı analiz yayınları. Yayın söyleyebiliriz değil tabii mi? Tabii tabii tabii. Çözümlü denemesi. Tamam arada yanlış sorular olabilir alacak arkadaşlar için ama o kitapta mesela ben çözmeden önce 18-17 net yapıyordum. Çözdüm 30 nete falan çıktı ama gerçekten hani kitap denemeydi ama bir şeyler kattı bana. Çünkü çözümleri de var kitabın olduğu gibi arkasında. Sonra hani baktım TYT matematik kitabıyla olmuyor. Baştan sona bitiriyorsunuz. Sonuna gelene kadar başının sana kattığı şey gidiyor yani. Deneme çöze çöze hocam. Konuları öğrendim hani. Deneme çözerek konu öğrendim aslında. Ya işte bir de şey var şimdi bu sene. Mesela geçen sene çok fazla yoktu ortalıkta. Alan denemeleri var. Aynen öyle. Şimdi alan denemesindeki sorular bildiğin deneme sınavı sorusu. Aynen. Ya bunu çözmek lazım. Soru bankası yerine. Aynen öyle. Konu bitti miydi? Hani aynen. Benim tüm şeyim buydu. Ben Eren'in de dediği gibi aynı şeyi yapıyorduk sanki olarak. Ben de TYT matematikte bir tane kitap bitirmiştim. O hiç bitirmemişti. Yine öndeyim ya. Sıralamada geçti ama. İşte hocam AYT de aynı şekildeydi. İki tane kaynağım vardı. Bir tanesi 5 liraya aldım diye bitirmiştim falan böyle. Gururluydum. Ucuza kitap vardı falan diye. Kitap vardı. Çok büyük yanılgıymış hocam. Ben de keşke çözmeseydim o kitabı da. İşte şey var yani bunu söylediğimiz zaman insanlar yani inanmakta zorlanıyor. Çünkü çok büyük bir kitle böyle derken biz kalkıp diyoruz ki kardeşim kitap bitirmenin bir anlamı yok. Kesinlikle. 3 kitap bitirdim, 5 kitap bitirdim. Yani bunların kimseye bir faydası yok. Ya, daha sene başındaki videoda söyledim ya. Çocuk Karadeniz'den aradı beni. Diyor ki hocam ben diyor arkadaştan diyor daha çok çalıştım. Nereden biliyorsun dedi. Diyor ki 37 tane kitap bitirdim ben diyor. Bak 37 tane. Hocam, aynen. O ama dolmuş, diyor aslında dolmuş bir bardak. Neyse. Ya işte adam diyor ilk 10 bin yaptı, ben diyor 37 bin. Yalnız çünkü mesela matematik... Yani 37 kitap 37 bin. Aynen öyle arkadan yani. Bin ya mesela bir matematik kitap bitirdiler ya hocam TYT'den. İki tane diyelim bir tane de tam oturmadı. İkinciyi de çöz ama üçüncüye de zorlama gözü seveyim. Git biraz deneme çöz hani. Çünkü deneme aslında genel tekrar. Her deneme o kitabın bir tanesini çözmek kadar bir şey aslında. Aynen ya bir de denemedeki sorular hani senin çalıştığın konuların 4-5 tanesini birden içeriyor. Fazla kazanım içeriyor. Aynen. Yorum istiyor. Aynen. Kafa yormanı istiyor. Kaliteli denemeyi tutturursan zaten hani çok işin yarıyor. Ama mesela ne bileyim biraz önce söylediğim gibi bazı yayın evleri var.
Hani böyle çok uydurup bir deneme önüne koyuyor. Adam diyor ki ben biyolojiden 13 net yapıyorum. Şimdi diyor. Hani bu mesela biz öyle. Yayın evlerini böyle iyi denemelerini söylüyoruz ama mesela kötü olduğu zaman hani isim vermiyorum. Ama şunu söylüyorum ben. Mesela bir de manipülasyon var. Çok ciddi bir manipülasyon var. Kesinlikle yani doğrusu. İnsanlar çıkıyor bazı yerlerde. Ya şunu gördünüz mü? Şöyle güzelmiş, böyle güzelmiş. Alakası yani yok. Yani adam o para verdi diye şey. Yani ya aynen. Denemeyi aldığın zaman mesela bir tanesini çözdün mü zaten görürsün iyisini kötüsünü. Arkadaşın çözdüyse bir bak aynen. Yani bir sor, bir konuş değil mi? Aynen öyle. Alınacak şeyler var. Çok fazla deneme çözmenin başarınızdaki etkisinin büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve bir şey daha var mesela insanların deneme çözmekten kaçmasının sebebi netlerini görmek ister. Kendisiyle yüzleşmek. Azam hocam yaz saatin boyunca oturuyor. 90 günde 3 tane deneme çözüyor. Son 3 gün netlerini görmeyecek. Ya son dakikaya kadar bu şeye benziyor aslında. Bir uçurumun sonuna kadar ilerliyorsun. Sonunda ne olduğunu gör, uçurum olduğunu görüyorsun. Ya bir geride baksan aslında bir şey olduğunu daha rahat duracaksın ama durmuyor adam hani. Aynen. Yani bu netlerle de yüzleşmek lazım değil mi? Aynen. Ayak hocam korkmamak lazım. Sen kaçtığın sürece en son sınavda yüzleşiyorsun. Ya hani. İşte ne diyeyim yani hani güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçekleri kapatamazsın. Aynen. Sen ne yapacaksan bunu zaten denemede görmüyorsan gerçek sınavda göreceksin. Kendini görmekten de ziyade başka bir olay var. Deneme kültürü edinmek. Hani bu de hiç deneme çözmezsen mesela TYT için o kadar önemlidir ki o deneme kültürü. Sürekli değiştirdim ben mesela. İlk böyle bir iki ay Türkçeden başladım. Sonra matematik, fen, sosyal diye gittim. Bir iki ay böyle matematikten başladım. Sonra Türkçe. Hani sürekli değiştirdim en son bana en uygun olanı buldum hani. Dedim ki ben bunu yaptığımda zaman attırabiliyorum ya da iyi bir denemeyse ucu ucuna yetiştirebiliyorum dedim. Ondan sonra ona devam ettirdim. Bu adam deneme çözmezse gerçek sınava girdiğinde nereden başlayacağını aynen, bilmeyecek. Aynen yani aynen. Bunu ortaya çıkarması bunu... İşte strateji diye bir şey var. Yani bu denemedeki strateji, sınavdaki strateji bunların hepsi aslında deneme çözerek oturuyor. Bir yere geliyor. Yani bakıyorsun olmuyor. Değiştiriyorsun bunu yapıyorsun. Hangi testten başlayacağını böyle buluyorsun vesaire vesaire vesaire. Peki arkadaşlar, şimdi bu dönemde, çalışma döneminde en çok zorlandığınız anlar, dersler... Son bir ay, o kadar kötüydü ki ve en çok zorlandığım ders biyoloji hocam. Şimdi hocam, şu an tıpta okuyorsun, ne alaka diye soracaksınız ama... Yani, beni hocam taşlamasınlar. Ama son bir ay, gerçekten ikizim de burada şahit hani. Hocam öyle bir şey oldu ki konuların hepsini çok erken bitirmişim. Denemede 3 aydır deneme çözüyorum, artık sıkıldım hani deneme çözmekten de. Bir ay hocam ben her gün annemle kavga ediyorum. Annem diyor ki hani bir ay kaldı çalış. Ben diyorum bitti ha her şey bitti artık. Bir sal beni diyor. Ne çalışayım. Aynen. Ve zorlandığım ders hocam ben AYT fende bir yanlış bir boş yaptım. İkisi de biyolojilerdi hocam. Bitki. Yani bitkiye hiç çalışmadı ben de öyle yapmıştım. Ama bu doğru hani bir örnek değil. Bitti niye çalışmadınız bitkiye? Hocam bitkiye niye çalışmadınız? Tek eksiğimiz bu olsun. Şimdi dedim. Ben sınava girmeden dedim ki benim amacım sınavı fullemek değil ki. Hani, fulleyecek misin? Yani öbürlerini doğru yapayım bırakın bu yanlış olsun dedim. Bu yanlış oldu sadece. Ya, ama yazık yani gerçi yani olacağı olmuş zaten. Olsaydı ben yani. Farklı bir yer dedim ama gene de. Ama şey mi hani böyle öyle bir hedef yok muydu yani ilk yüz yapayım falan? Hocam şey. O nasıl bir şey biliyor musunuz hocam? Bir denemeden çok iyi yapıyordun. Sonra uyumadan önce hayal kuruyorsun. İlk yüze girsem ne olur acaba? Girer miyim? Belki girerim falan böyle. Sonra bir denemeye giriyorsun. 30. 20. oluyorsun dersen de. Tıp da gelir herhalde. Oraya kadar geliyorsun yani. Tıp da gelir herhalde nasıl? Bana falan araştırmaya başlamıştım bazen. Bazen bakıyorum işte Boğaziçi falan nereye gideriz. Ya ben size şöyle söyleyeyim hocam. Sınava girmeden önce mesela bizim okula odalar borsalar. Neydi Emre? Türkiye odalar borsalar. TOBB'ye çözen. Üniversite tanıtımına geldiler. Ben de mühendislik fakültesine yakındım. Matematik fiziğim benim çok iyidir. Biyoloji kimyayı da severim ama matematik fiziğe özel bir ilgim vardı. Bir bakayım dedim sıralaması kaçmış. 5600. Kafadan hiç araştırmadım bile. Ben buna giremem ki zaten dedim. 5600'e kafadan giremem diye. Ya sınav benim için sürpriz oldu. Benim netlerim, ben AYT'de ömrümde 76'ın 75 net yapmamışım. Ya işte bak yani ben şimdi o kadar mutlu oluyorum ki bunları duyunca. Çünkü ben diyorum ki kardeşim girdiğiniz sınav, gerçek sınav en iyi sınavınız olacak hocam, diyorum. Hocam aynen olan şu. Bir önceki nesil atıyorum şu an 12. sınıflara. Bizim mezunlar kaldığında şey diyor. Gerçek sınavda hiç umduğun gibi olmuyor. Sen görürsün falan filan. Tamamen yalan hocam. Hani o girdiğinde sen o TYT'ye girdiğin zaman o kitapçıkla savaş görüyorsun. Ve son bir ayda girdiğin denemelere bak. Artık bitsin de kurtulayım diye çözüyorsun. Ya şimdi bak ama o savaşı bak, verince çok daha farklı. Ne var ama biliyor musun? Yani onu söyleyenler hani gerçek sınava gir görürsün. Bu iş böyle olmuyor diyenler. Yani çalışmamışlar. Aynen hocam. Çalışan adamın en iyi sınavı gerçek sınav olur. Çalışmayan adamın tabii ki olmayacak yani. Aynen öyle. Yani bu yani, çok klasik bir laf ama gerçekten öyle. Yani çalışan adamın olacak. Yani
sen diyorsun ki bir daha söyle, hiç görmedim AYT'de. Ne dedin? Ben hocam ömrümde hiç AYT'de 76-75'i görmedim. En iyi netim 72'di. O da böyle o kadar kolay bir sınavdı ki. Ben normal sıralamamın altında yaptım o denemede. Yani millet daha iyi yaptı. 75, 60 yapan adam 73-74 yapıyordu. Sen bu az yapmana, çok yapmana rağmen, şey az yapmana rağmen böyle oldu. Gerçek aynen. Sınavda 76-75 net var. Aynen. Ya hocam gerçek sınavda... Şimdi benim zaten TYT'm çok kötü olmadığı için AYT'ye o kadar rahat girdim ki hem zaman sorunum yok. Bir de o su şişesini biraz uzaklaştırdım kendimden. 3 saat dedim ben bunu içmeyeyim. Hani o kadar rahat girdim ki hocam sorulara artık gülüyordum böyle sırıtıyordum. Ben de tam tersiydi hocam. Ben TYT'den çıktık hiç unutmuyorum, babamla annem kapıda. Arabaya bindik işte gidiyoruz. Babam nasıl geçti diyor. AYT'ye kaldığımı o kadar eminim ki tam 10.000 geldi. Kötü bir sıralama değil ama ben daha kötü bekliyordum. Hani bakıyordum iyi bir başarılı bir arkadaş ortamım var. Hepsi böyle 105-107 net falan bekliyor, kolaydı falan filan diyor. Lan diyorum bir tek ben bana mı sordu bu sınav diyor. Bana nasıl geçti diyor. Suratım sirke sokuyor. İyiydi baba diyorum ya. Yani. Diyorum ki yarın nasıl toparlayabilirim ben bu işi. Sınava girdim çıktım. AYT iyi birkaç tane emin olmadığım soru vardı. Onlar da doğru geldi filan ama AYT beklediğimden iyi geçti. Yolda gidiyoruz işte. Babama bu sefer de şey diyorum. Çok ümitlendirmeyeyim diyorum. Şimdi hiç beklemediğim gibi bir şey gelir. İyiydi baba olduğu kadar falan filan diyorum. Bir de babam daha çok moralimi bozuyor. Şey diyor işte oğlum ben sizden zaten 3000-4000 sıralama beklemiyorum. Ha böyle mi diyor? Kenarda aynen şöyle oldu. Cama bakıyorum. Bir tık kazandı yeter diyor. Cama bakıyorum böyle dışarıyı izliyorum. Bir anda yıkıldım böyle. Uzaktan kaldım. Baba iyiymiş yalnız. Buradan da selam olsun. Valla yani çok güzel. Biz de selam söylüyoruz baba. Yani moral... Yani bu aile önemli ama değil mi? Burada arkanda aile olduğunu bilmesi, yanında olduğunu... Babam şey beni çok güzel topladı hocam. Benim bu sınavı kazanmamı sağlayan kişi babam. Benim çünkü 9. 10. sınıfta ben öyle devam etseydim, gidişat böyle olsaydı... Bir de size de anlattım mesela az önce. Lise değiştirme olayı oldu bende. Bu şekilde olsaydı benim bırakın Ege Üniversitesi'nde üniversite kazanma olasılığım yoktu. Yani. Çünkü hani tamam güzel bir okulu kazanmışsın da ne dersi dinlersen, ne bir not at, ne not tutarsan, ne bir şeyler için uğraşırsan... 4 yılın sonunda kazandığım okul Hatay'ın en iyi 3. okuluydu ama hani o kadar boş göç getiriyordum ki babam olmasaydı o boşluk devam edecekti böyle. Aynen. Ben de annem de hocam. Anne tamam. Topladı sende. Ben paylaşmışlar de... demek ki ya sen onu öyle mi yaptın? Öyle abi? Oluyor zaten. Toplantıda babam ona gidiyordu. Ben de hep lanet ediyorum. Babam niye bana geldi? Annem gelse kandıracak bir şeydi. Tamam babayı kandıramazsın. Ama mesela hani ben şey yapıyordum. Çok üzülüyordum böyle annem. Çünkü annem bir süre sonra bizden ümidi kesti. Benim de asıl üzen olay oydu. Her zaman annemin içinde bir ümit olduğunu düşünüyordum. Bana sınavdan sonra şey dedi, kesmedim dedi ama ben dışarıdan baktığımda annem artık bize hiç ümit yokmuş gibi davranıyordu. Bu da bana çok koyuyordu böyle. Sınava girdikten sonra mı? Hayır. Daha başarısız zamanlar, sıkıntılı zamanlar. Ümidi kestiğini fark ettikten sonra o bana çok koymuştu. Sonra dedim ki 10. sırada biraz oyun oynayayım, kendime geleyim. 11'de dedim ki artık annem ve kendim için bir şeyler yapmanın zamanı gelmiştir. Aynen ama çok güzel çalışmışsınız. Yani sonuçta... çalıştık hocam. Aynen. İstediğinizi almanız da ayrı bir güzellik zaten. Ya ama çalışan alıyor zaten değil mi arkadaşlar? Yani tabii bu... hocam. Hani şu büyük bir hikaye işte. Ben çalıştım ama olmadı. Bu gerçekten büyük bir hikaye. Ya çalışmışsındır tamam ama doğru kaynağa çalışmamışsındır. Hiçbir yanlış çalışmışsındır yoktu. Ya. Doğru aynen. Çalışmak diye bir şey var yani. Aynen. Mesela Emre hocam 11'in 15 saatinde yanlış çalıştı. Ben az önce dedim ya size 11'de YGS çalışanlar. 11'in 15 saatinde Emre 15 gün YGS çalıştı. Sonra bir 11 denemesi girdi 15.liğe düştü. Hani aslında nereye çalışması gerektiğini bilmiyorlar. Adamlar oturup bir sene YGS çalışıyor, bir sene TYT çalışıyor mesela. Sonra ben çalıştım ama yapamadım ama tek sınav değil işte. İki aynen. Sınav var. Hani... Aynen öyle. Şimdi bu sene farklı dinamikler de var. Yani geçen seneki gibi değil. Bakalım ne olacak? Çalışmalar nereye gidecek? Aynen. Peki arkadaşlar hani kitap konusunu konuştuk, deneme konusunu konuştuk ama mesela şöyle bir şey var mı? Ya ben kesinlikle bu kitabın çok faydasını gördüm. Bu kitap yani. Çözülmeli dediğiniz ne var arkadaşlar? Söylesin hocam. Bir tanesi Yayın Deniz Hız Veren Fizik kitabı. Gerçekten mükemmel ötesi bir kitap. Hani ben çok sevmiştim. Bir de Acil Matematik'in matematik denemeleri var. O da çok kaliteliydi. Acil Matematik denemeleri. Aynen. Hız Veren Fizik. Ama bunlar biraz fizik. Üst seviyeye hitap ediyor. Aynen. Zaten kanal yani mesela hitap ediyor. Kanal da üst seviyeye hitap ediyor. Yani aynen. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Bakın bu derece istiyor. Ben takip ediyordum. Hani... İyi öğrenciler takip ediyor. Aynen. Hocam ben az önce birini söyledim. Sıra dışarıyız. TYT matematik çözümle. Şimdi yani yeni sisteme çok benzemiyor ama başlangıç için iyi. Yani benim şu anda bak, yeni sistem, eski sistem falan bir de bu onu da konuşalım. O kaynaklara döneceğim tekrar da. Hani bu yeni nesil soru, eski tip soru muhabbeti var şimdi. Evet hocam. Ya bir adam eğer konuyu biliyorsa bunun yenisi eskisi olur mu arkadaşlar?
kesinlikle. Aynen öyle. Çözer değil mi? Aynen öyle. Yani şimdi şu soru var. Ben diyorum ki YGS'leri çözün. Arkadaşım biri yorum yazmış. Hocam bu YGS soruları eski tip soru değil mi? Bunda zaman kaybı olmaz mı bunu çözmek? Ya buna soru, söyleyecek soru sözüm hocam. Yok yani yok. Yani Türkçe, hiçbir şey demiyorum daha. Hani Türkçede paragraf var var, dil bilgisi var var. Var hepsi yani, var yani, öyle bir şey yok var. Ya eski tip soru yazıp soru açıkçası yok. Şöyle bir olay var. Bu daha çok şey için hani böyle sürekli kitap alamayan insanlar için söyleyeyim. Ne bulursanız çözün. Hani mesela ben size şunu söyleyeyim. Ben aylarca okyanus yayınlarında LYS, fizik, kimya, biyoloji denemelerini döndüm. 30'u denemeydi. Her gün okulda ikişer tane çözüyordum böyle. Ve çok faydası gördüm. Gerçekten mükemmel ötesi şey, kitaplardı. Şu an ben piyasada yoktur diye önermedim. Çünkü 5 liraya düşürmüşlerdi kitapları o zamanlar. Allah. Ucuz kitap soruyorlar. Hani adamdan bir ümidi yok. Diyor en azından ucuz kitap alayım diyor. Hani bu sene kaldık bari pahalı kitap almayayım diyor. O heriflerle birlikte mesela biz çözüyorduk hocam. Hani bu 5 liralık deneme olayı da oradan patladı aslında. Bulduk denemeyi ben devre. Bak 5 lira dedik bunlara söyleyelim. Bunlar da çözsün. Ama aslında gerçekten dediği gibi o denemeler çok işine yaradı. Ve siz az önce güzel bir şey söylediniz aslında. YGS. Mesela bizim çözdüklerimiz de LYS denemesiydi. Ama konu aynı. Ha tamam soru tipi farklıdır ama aslında yeni sınav sistemi de şu öğrenciye hitap ediyor. Konuyu öğrenen öğrenciye hitap ediyor. Aynen. Anladınız mı? Mesela biyoloji, kimya ya da fizik için demiyorum ben. Matematik için mesela şu an konuşayım. Çünkü en iyi dersim matematikti benim. Matematik için konuşayım. Yani konuyu öğrenen öğrenciye hitap ediyor. Sen ha ondan çözmüşsün, ha bundan çözmüşsün. Biliyorsan her türlü ikisini de çözüyorsun. Aynen. Peki, şimdi keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı? Keşke öyle girersek hocam çıkamayız. keşke yapmasaydım dediğim şey ne hocam? Ya açıkçası ben 2500'de gelse, 3400'de gelse geleceğim yer burası olunca keşke bir keş alsaydım. Keşke düşmüyorum ama hani ne bileyim bitkiye çalışmak isterdim. Benim bitkiye bir yanlışım vardı. Ben de çalışmamıştım. Yani ben aslında bak bunu bunu biliyorum da bu derece isteyenlere önerilerin artık son videolarında söyleyeceğim bunu. Bazı konular var. Hani öğrenci bir türlü oraya yaklaşmak istemiyor. Hocam bitki öyle bir konu işte. Yani ben sadece biyolojide değil öbür derslerde de var. Modern fizik mesela. Yani, evet. Yani bunlara bakmak lazım. Eğer gerçekten üst düzey derece istiyorsak, yani ilk 5000 istiyorsak bize onu getirecek aslında onlardır. Aynen öyle hocam. Sen öyle keşke yapsaydım yapmasaydım var mı? Aynısı. Aynısı. Bitki şimdi ben çalışsın. Eğer bitki çalışmış olsaydım bu sıralama daha iyi olacaktı. Ben zaten az önce de söyledim. Mühendislik fakültesine yakındım. Şu an tıba geldim pişman mıyım? Asla değilim hani. Sevdim hani. Geçiliyor, öğreniliyor bir şeyler ama içimde de bir ukde kaldı hani. Keşke mühendisliğe gitseydim. Neyse. Ya. Hayırlısı olsun, sağlık olsun öyle diyelim. Peki arkadaşlar bu şimdi sınava kalan dönemde arkadaşlara ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Bundan sonraki dönem. Evet, bundan sonra. Şimdi ya. Şubat'tan sonra sınava kadar. Şöyle söyleyeyim ben. Yani ya. Yapması ve yapmaması gereken insanların öneri olarak. Yapmaması gereken şeyler bu beni günaha iten şey de insanlar şey yapmaya başlıyor. Mezuna kalmayı kafasına koymaya başlıyor. Ve ben mezuna kalacağım diye olaylar çıkmaya başlıyor. Hep şey düşüyordum. Acaba ben de mi yok diyordum sana devam edeyim falan. Hiçbir şekilde duymasın da. Çünkü şu an yakın arkadaşlar, normal arkadaşlar çalışmayı bırakmaya başlayacaklar. Onlar bıraktıkça çalışanlar yükselecek. Mezuna kalmayı kafalarına koymasınlar. Aslında bu aralıkta yükselecekler. Hani tamam belki net olarak yükselmeyecekler ama çalışmayı bırakanlar aşağı düştükçe onlar tırmanmaya başlayacak. Ondan dolayı son ana kadar çalışsınlar. Yani şu anda söyleyeceğim şey şu hocam. Hani ben aslında bunu biraz sınıf sınıf diye nitelendiriyorum. Mesela şu dönemden sonrası ikinci dönem 12. sınıf öğrencisi mesela. 12. sınıfın ikinci dönem öğrencisi artık şu dakikadan sonra 12'yi bir çabuk toparlaması lazım ki artık bir 11'i tekrar etsin. Ha mesela bunu yapan öğrenci 12'yi toplamış 11'i tekrar etmiş. Deneme çözsün. Hani aslında bu genel bir öğrenci kitlesine söylenebilecek bir şey değil. Değil aynen. Aynen. Ama mesela ben bu dönemden sonra ne yapıyordum? Şu dönemden sonra ne yapıyordum? Hocam türev integral limit bitmişti. 15 saatinden önce bitirdim. Yani bir de Apotemi yayınlarının türev integral limit kitabı var. Ben daha kolayını çözmeden ona başladım. O biraz zamanım yedi ama tam bitirmiştim. Onun dışında bir modern fizik vardı. Bir bitki biyolojisi vardı 12'de. Bir de işte kimyada organiği de bitirmek üzereydim. Bir topladım 12'yi bu dönemden sonra. Başladım 11. sınıfı böyle ufak bir tekrar. Bir ayımı aldı tüm 11. sınıf böyle bir tekrar. Sonra deneme çözmeye başladım. Hani bu seviyede böyle bir okul isteyen bir öğrenci bu şekilde yapmalı. Ha, biraz eksiği de olabilir, fazlası da olabilir. Aynen. Ya bundan aynen. Sonra da mucizeler yaratılabilir tabii ki. Yani şu an bu durumda değilim diye düşünmesinler. Hani ben bitirmedim konularımı falan diye düşünmesinler ama hani daha fazla bir çaba gerektirecek yani, ama imkansız değil. Aynen yani. Aynen. Şimdi öğrencinin gelişimi birebir farklıdır yani aynı olmak zorunda aynen, değil. Her öğrenci aynı değil. Yani şu anda mesela şunu söyleyenler var. Sene başından beri 100 netteyim diyen var. Sene başından beri diyor hocam bir tık artmadı, yukarı gitmedi ama bu işte bu
bırakmayacaksın, sabredeceksin ve elinden geleni aslında yapacaksın. Aslında çok güzel bir şey yani. Onu korkutuyor olabilir ama 100 net sonuç olarak doğru. Tabii canım 100 daha yani. Ötesi ne bunun ve yani? Ve senin bunu sabitlemiş olman gerçekten evet, bir buna bakmıyorum. Öğrencinin hep böyle iğneyi de çuvaldızı da kendine aynen batırmak gibi bir şey var ya. Aynen. Denemeden nasıl yüksek çocuk yapıyor, sorular kolaydı. Aynen. Denemeden kötü yapıyor, ben yapamayacağım galiba. Yani hayra yormuyor hiçbir şey. Tamam. İkimiz kazanabileceğine inanmıyordu hocam. Ben çok evhamlıydım. Ya yapamazsam ya olmazsa falan diye düşünüyordum. Hani bu her zaman, mesela ben dershaneye giderdim, ikimiz de dershaneye kaydolduk ama ben Eren'in bir gün dershaneye gittiğini görmedim. Ben dershaneden çıkardım, saat 8'de derse başlayacağım. Bu 8.30'da başlıyor, 8'e kadar uyumuş. Ben 8'de başlamışım dershaneye gitmeme rağmen. Ben gece 1'e kadar, 12.30'a kadar ders çalışıyorum ama 1.30'da kafasına koyup uyurdu. Ondan sonra... Hocam uyku önemli. Onda şöyle bir olay vardı hocam, o odaklandığımı tam odaklanıyordu. Ben arada 50 tane hayale dalıyordum, ondan sonra hadi ya biraz daha çalışayım diyordum. Asıl yanlış o değildi, asıl yanlış hocam. Limit var mesela, 3 saat benim limitim. Ben 3 saatten sonrasını uzattığımda bildiğim her şey çorba oluyor. Aynı limit o da. Benim tek yumurta gizim, ben herifi tanıyorum hocam. Adam 3 saat çalışıyor ya, vicdanını rahatlatacak. 4. saatte böyle bir uğraşıyor, bir çırpınıyor. Yarısını unutuyor, 2 saatlik çalışması var. Bir de uykusuzluğumla kalıyor. Aynen. Dershaneye gitmeme sebebimde konular bitmişti hocam, onu söylüyorsan. Ben de biraz kafa dağıtmak için gidiyorum. Ben 12'yi bitirdiğimde daha bizim TYT bitmemişti dershanede. Ben niye gideyim hocam buraya? Peki arkadaşlar, yani ben çok keyif aldım bu sohbetten. İyi ki geldiniz. Vallahi çok teşekkür ederim. Ege Tıp hakkında ne söyleyeceksiniz? Hocam Ege Tıp İzmir sonuç olarak. İzmir mükemmel bir şehir. İzmir'i seviyorsunuz. Yani kimse şimdi İzmir'e kötü bir şey diyemez. Hocam Ege Tıp'la ilgili bir şey söyleyeyim hocam. Hani bina olarak eski bir bina ama içerisi gerçekten güzel. Ya şimdi bina ona... Ya sen şey yapıyı boş versen Ege Tıp nasıl olacak? Tabii okulun ya kültürü yani değil mi? Tabii aynen. Her şey çok güzel. Ben hocam Ege Tıp için ne söyleyeyim? Şimdi... Açıkçası ben tıba istemeyerek geldim. Birinci tercih mühendislikti, ikinci tercih tıba. Ama Ege Tıp gerçekten tıbbı sevdirdi hani. Hani şimdi dersem size aşığım tıba yalan olur. Ama hem insanları, yani. Aynen, hem insanları hem dersler artık biraz ilgimi çekmeye başladı. Bir de öğretim görevlileri de biraz cana yakın böyle öğrenciyle. Hani biraz üstten bakmıyordu, öğrenciyle öğrenci gibi konuşan öğretim görevlileri olduğu için. Seviyorum hani, devam edeceğim tıbba. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, ikinize de ne diyeyim, bundan sonra yolunuz açık olsun. İnşallah çok başarılı olursunuz, çok iyi hekimler olursunuz. İnşallah arkadaşlar yani, seni yanımda. İnşallah beni sizin gibi hekimlere emanet ederler. Yani o kadar mutlu oluyorum ki yani sizin gibi gerçekten hani çalışıp başarmış öğrenciyi görmek ve onları çalışıp başaracak olan öğrencilere göstermek beni ayrıca çok mutlu ediyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.